Skolyoz omurgada eğrilik durumudur. Omurgadaki eğrilik doğuştan sebepler olabileceği gibi daha sonraki yıllarda da ortaya çıkabilmektedir. Doğuştan olması durumunda omurgada gelişim bozuklukları olmaktadır. Vertebralarda kısmi vertebralar oluşumu, kama vertebraların oluşumu ya da vertebraların arasında köprüleşmelerin olması skolyoza sebebiyet vermektedir. Bu duruma konjenital skolyoz denmektedir. Sıklıkla tanısı erken dönemde koyulur ve radyografilerle saptanır. Bunların erken dönemde tedavisi son derece önemlidir. Bunun dışında infantil skolyoz dediğimiz tabloda ise yeni doğan döneminde süt çocuğu dönemine kadar geçen dönemde görülmektedir. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde daha sık görülmektedir. Sıklıkla takibi yeterli olmakta, inatçı olgularda ortez, korse kullanımına gereksinim duyulmakta, çok nadiren de cerrahi yapılmaktadır. İnfantil skolyoz sıklıkla 2 yaşına kadar toparlanma göstermektedir. Bunun dışındaki skolyoz tipimiz ise idiopatik skolyoz dediğimiz sık görülen bir tiptir. İdiopatik skolyozun tam nedeni ortaya konulmamıştır. Ama ailevi geçiş üzerinde durulmaktadır. İdiopatik skolyoz özellikle çocukların buluğ çağlarında ortaya çıkmaya başlar ve ilerleme göstermektedir. Bundan başka travma ya da enfeksiyona bağlı kemikte oluşabilecek deformitelerde skolyoza sebebiyet vermektedir. Ayrıca omurganın içindeki omurilikte oluşan kistler veya kitliler de skolyoza sebebiyet verebilmektedir.